Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismini geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Değil mi? Bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük, ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim, bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun, sen bizim büyümüşsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş, yalan makinesi. Yalan makinalarının %1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O %1,5 da ben doğru söylesem makine ütse de kafama gene sıkar. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi. Ya bütün olanları anlattık. Bütün her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar. Bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş. İnsanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacak. Helalleşeceğiz abi. Ben o ajan değil. Bunu tüm dünyaya göstereceğim.